Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba. Ben Murat Bozdağ. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden Salı, ayın 5'i, Nisan ayındayız. Ramazan ayındayız. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Allah kabul etsin. Arkadaşlar, Sıla yolu bitti. Maalesef iş başladı. Koşturmak gerekiyor. İşsiz olmuyor. Para kazanmak lazım tabii ki. İsviçre'de, Almanya'da, Avrupa'da çalışmadın mı? Bu yok maalesef. Tabii belediye bakmasına bakıyor da öylesine bakıyor işte. Ama belediye ile uğraşacağımıza kendi iş cazımı yapalım. Daha iyi çalışalım. Kendi paramızı kendimiz kazanalım. Ve onun bunun eline bakmayalım. Yani belediyenin eline bakmayalım. Arkadaşlar, iş oldukça tabii ki çalışmak lazım. Ve konuya geldik. Bakın arkadaşlar, soruyorsunuz. Türkiye'de ne? Türkiye'de diyorum. İsviçre'de ne işi yapıyorsun abi? Hangi işle uğraşıyorsun? Birkaç kere bu soru soruldu ve devamlı soruluyor. Arkadaşlar, benim kendi mesleğim aslında kalefercilik. Bundan seneler evvelsi, daha 15 yaşındayken o mesleğe başladım. 3,5 sene onun okuluna gittim. Hem çalıştım hem meslek okuluna gittim. Kalefercilik öğrendim. Ondan sonra elektrik üzerine, mekanik, hidrolik, pnömatik, böyle işler üzerine kendimi ilerlettim. Akşam kursları gördüm. Cumartesi günleri okula gittim ve kendimi ilerlettim. Şu anda teknisyenim. Ne teknisyenim? Benim çalıştığım şirket arkadaşlar, yangına karşı, dumana karşı, suya karşı aletler yapıyor ve satıyor, montajını yapıyor. Ben de o aletlerin senelik kontrolünü yapıyorum. Kapatmayın. Biraz sonra yola çıkacağız. Biraz da çalıştığım yeri görün, şehri görün. Size İsviçre'nin görüntülerini göstereceğim. Ve bugün Mehmet Asir'le buluşacağım. Onun Türkiye'den bir emaneti var. Onu vereceğim. Oraya giderken de artık oradan bir video yapmayı düşünüyorum. İnşallah vaktim olur, yapabilirim. İş arasında bunu da yapacağız. İşlerimi öyle ayarladım. Gideceğimiz yerde bir iş ayarladım mahsus. Hem oraya iş için gideceğim, hem de onunla beraber buluşacağım ve emanetini vereceğim Mehmet Asir kardeşimin. Arkadaşlar, şimdi fazla lak etmeden gelin, ben motoru çalıştırayım. Kamerayı öne alayım. Yeni arabayı aldım, belki fark etmişsinizdir. Görüntü böyle iyidir inşallah. Kameranın takma yerini falan başka türlü yaptım. Havalandırmayı da azıcık az açalım. Şuradan bir dönüş yapalım. Ses de iyi gelsin size. Bu araba yeni geldi. Markası VW Caddy, Volkswagen Caddy. Bu arabanın da özel bir videosunu yapacağım arkadaşlar. Daha Türkiye'den yeni geldiğim için vaktim olmadı maalesef. Dün yaz tekerleklerini taktırdım. Kışlık lastikleri orada depo ettik. Arabanın şimdi içinde daha fazla yer var. Evde daha arabaya konacak mallar var. Biliyorum bu sizi ilgilendirmiyor ama beni ilgilendiriyor. Yapılması lazım. Buradan da bir türlü çıkamadık. Arkadaşlar, neredeyiz? Winterthur'dayız. Burası Winterthur. Bir türlü çıkamadım bir türlü ya. Arabalar geliyor. Sağdan bisiklet, soldan araba. Şimdi buradan devam. Böyle. Otobüse dikkat edelim. Bisiklete dikkat edelim. Hanımefendi dikkat. Sen de geç hanımefendi. Buyurun. Ve yolumuza devam. Burası Winterthur. Bugün Winterthur'da çalışıyorum. Sabahleyin buradayım. Burada birkaç işim var. Arkadaşlar, soruyorsunuz ne iş yapıyorsun? Ben teknisyenim. Benim işim evin içinde yangın çıktığı zaman duman kapakları açılıyor. Yani itfaiye açıyor. Duman dışarı atılıyor. Yani
evin içinde yangın çıktığı zaman dumandan kimse zehirlenmesin diye. Bu bir anlık bir mesele. O kapaklar sonra gene kapatılıyor ve söndürülmeye başlıyor. İlk önce insanların hayatı mühim. Yani kapaklar açılıyor. Bilhassa merdivenlerde insanlar dışarı kaçabilsin diye yukarıda kapaklar var. Bazı yerlerde motorlar var. Ventilasyonlar çalışıyor ve duman dışarı atılıyor. Ben bunların senelik kontrollerini yapıyorum. Bunlarda bazı sistemlerde şarj var. Şarjlar değişmesi lazım. Bazı sistemlerde yağ var. Yağ peki belki azalmıştır. O doldurulması lazım. Ondan sonra pneumatik havayla açılanlar var. Onların şişelerini kontrol ediyorum. Daha iyi mi diye. Benim görevim bunları kontrol etmek. Senelik kontrol etmek. Yani şimdi mesela şarj lazım. Bakın bugün biraz evvel şarj lazım. Şarj aldığımız yerin şirketine telefon ettim. Böyle böyle dedim. Bana dedim şarj lazım dedim. Bana dedim filanca şarjdan 20 tane, filanca şarjdan büyüklüğünden 30 tane, bundan 40 tane ayarlayın dedim. Ben dedim bugün öğlenden sonra veyahut da yarın gelip bunları alacağım dedim. Yani bunların hepsini ben kendim yapıyorum. Bazı insanları ilgilendiriyor. Ya bu abi nasıl yapıyor, nasıl ediyor, neler yapıyor. Bunların yani benim başımda müdür bana bunları ısmarlamıyor. Tabii ben ona telefon edip ısmarlattırırım ama ben bunları kendim yapıyorum. Yani ondan uğraşmıyor. Mesela bir motor lazım. Bir motor bozulmuş. Değişmesi lazım. Kendim değiştirebilirim. Bizim montaj grubumuz var. Bu motor bozulmuş. Bu motoru ben kendim ısmarlıyorum. Ya bizim şirketten kendi malımızsa kendi şirketimizden ama başka bir fabrikadansa bizim marka değilse onu fabrikasından ben ısmarlıyorum bizim şirket adına ve geliyor bana onu değiştiriyorum ve ona göre raporunu yazıp parasını hesaplıyoruz. Yani fatura gönderiyoruz. Arkadaşlar bu arada İsviçre'yi de biraz seyredin. Görüyorsunuz geldik gene full iş. İşten başka bir şey zaten düşünemiyoruz. Şimdi benim burada arkada arkaya doğru evet. Bizim saat 9'da aslında 20 dakika mola verme hakkımız var ama biz onu hiç kullanmıyoruz. Öğlenleri mecburuz yarım saat öğlen molası vermeye. Kanunen bu da mecbur. Ama bazen saat 9'da ben gidip bir kahve alıyorum bir yerden, aceleden içiyorum. Yani bazen ara sıra oluyor. Mesela bugün de canım istedi. Bugün de gidip alacağım. Şimdi burada Migros var, Denler var arkadaşlar. Burası Oberwinterthur. Buralarını Winterthur'da oturanlar tanır. Burada Denler'den hazır soğuk kahveler var. Sıcak kahve değil. Hazır soğuk kahveler var. Türkiye'de de var o kahvelerden. Onlardan ben bir tane alayım. Ondan sonra gene geri dönüp yoluma işime devam. Bu şirketin mağazaların önünde bakın dönerci de var. İsterseniz gelin bir bakalım fiyatlar kaç para. Bakın tam karşıda yazıyor. Kebap, normal kebap 9.50. Dürüm 10 frank yani 10 euro. Türk parasına hesaplamak istiyorsanız kaç para şimdi Türk parası 15-16 ise yani bir dürüm 160 frank 160 TL yapıyor. Onu da gördük. Şuradan şöyle dönelim. Arabayı buraya park edelim. Ve gidip kahvemizi alalım. Kamerayı kendime çevireyim. Evet arkadaşlar.
Gidip kahvemi alayım, ondan sonra ben işime devam edeyim. Bugün öğlenden sonra Mehmet Asir'le buluşacağım. Onun da emanetini vereceğim inşallah. Takipte kalın, oradan da video yapacağım. Abone olmadıysanız, abone olursanız tabii sevinirim, gurur duyarım. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Bir daha hoşça kalın.